Evet, herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi yine tiyatrodayız. Yeni tiyatro geldi. Şöyle hiç uzatmadan başlayayım. Girelim tiyatroya. Ne var ne yok bilmiyorum. Hangi element onu da bilmiyorum. Evet, Klişinyan Yaymiko Dori Tignari Kirara varmış. Ha, Aggravate. Yok, karakteri falan yok. Tamam. Pyro Electro bir garip bir şey olmuş ama tamam, Aggravate genel olarak. Diyelim. Buradan gösteri hazırlığı. Üstün gayret modu. Şimdi ben de evet sadece Klee ve Tigner'i var. Diğerleri yok. Benim Klee nasıl yalnız? Ona bir bakmam gerek. Tam Göçebe Nota kitabı var. Yeter herhalde o. Güzel. Bu yayın kodu ne var? 2-2 set takmışlar. Şinyan önemli değil. Tigner'i benim tamam. Tamamdır. Bunları alalım. Burada da Aşil Ören alabiliyoruz. Şinkçu da alabiliyoruz. Güzel. Chiori Laylam yok. Şuradan otomatik seçsek. Şimdi Baijiu'yu niye seçmedim mesela? Neden Baijiu'yu seçmedik? Bir bakayım. Valla Gaming Vape'de iyi olduğu için Gaming'i almayalım. Baizu alalım onun yerine. Başka böyle Chevreuse da alalım. Chevreuse'u niye almamış? Razor'u almayalım hatta. Gidip Tom'a falan alalım. Diğerleri tamam herhalde. Aynen, diğerleri tamam. Ve bir ekipmanlara da bakayım ben bir hızlıca. Tamamdır ya. Ekipmanlar tamam. Böyle gireceğiz. Ben de fazla karakter olduğu için buff da alıyorum buradan. İşte 400 saldırı falan buradaki buff'ları alıyorum. Bu arada boss'lara bakmadım hiç. Ha, elektrik immune boss var. Ya gidip yılan koymuşlar. Bir de dans eden boss var yine. Bunda buz kalkanı olan boss mu ki bu? Bunun iki formu var ya. Hangisi bilmiyorum ama. Neyse, bilmeden girelim ya. Bir şey olmaz. Başlayalım. Bir de bu buff'ı aldık. Ya yani herhangi bir şeye karakter aslında ihtiyacımız yok. Şu ikinci boss elektrik hasarı almıyor. O yüzden bu biraz zorlanabiliriz bunda. Diğerlerine her takım keser. Belki şunda da buz kalkanı varsa ateş falan gerekebilir. Onun dışında çok da bir şey yok gibi. Böyle hemen oldaş mı alsam, bir aggravate buff'ı alayım ya. Bir aggravate buff'ı alayım. Daha şunu da alayım. Aa, elektrik doğa direnci azaltıyor. Tamam, bu iyiymiş. Başka bir de burada bizim başlangıç takımımız neydi? Ha, şu Yaymiko, Kirara, Dori, onları kullanırım başlangıçta. Tigner'i de kullanacağız gibi. Ya yani Tigner, Yay, Dori, Kirara kullanırım gibime geliyor. Ben rastgele bir yoldaş alsak mı? Alalım. Ya, 6 taneden biri. Ha, gerek yok ki o kadar. Ha, bir tane elektrik versin ya. Mi? Güzel, klorin de geldi. Daha da harcamaya gerek yok. Şuradan kolay olan. Bunlar kolay oluyor. Dediğim gibi Tigner'i falan kullanacağım. Ve Kirara, Dori, Yaymiko, Tigner'i. Takım bu. Hatta Yaymiko ile 3 tane E atalım. Kirara ile kalkan. Sonra zaten Tigner ile vuracağız. Evet, niye aşağı indi? Evet, 2 de atalım bari bundan. Evet, ultim boşa gitti. Yine aşağı indi çünkü bu. Tamamdır, kestik. Aşilonen geldi, çok iyi. Ücretsiz hediye geldi. Buradan ne veriyor? Bu ücretsiz hediyeler çok fazla bir şey yapmıyor ama. Ha, şunu alayım bari. Ne yapayım? Evet, bir tane doğa karakteri alabiliyoruz. Alalım. Nahida gelir belki. Ve Nahida geldi. Ama Nahida mı almak ki Kinich mi? Şimdi şöyle bir şey var. Yine bu kiralalı takımı kullanacağım. Bana bunlar kalacak. Klee, Shinyan ve Kinich oynayabilirim. O yüzden aslında Kinich almak daha mantıklı gibi geldi şu anda. Ne Kinich alacağım ya. Şunu Aggravate buff'ını da alalım. Güzel. Üçüncü seviye oldu Aggravate. Daha hala geliyor bu arada. Neyse. Bunlar kendine pyro uyguluyor diye biliyorum. O yüzden buraya girmeyeceğim. Aslında girebilirim. Hani Kinich'le keseriz ya. Gireyim ben buraya. Ya takım şu. Öyle bir şey takım. Bakalım olacak mı? Aslında Kirara yerine Dori mi koysam? Ya Dendro olması pek bir şey ifade etmiyor çünkü. Tamam, Dori koyalım ya. Dori'yi aradan çıkartalım biz. Ha, son C'yi atamadım. Neyse, sorun yok. Zaten kestik ya. Beidou için var aslında, Tom'a almak daha iyi olabilir de. Ama gerek yok, Beidou alalım ya. Bunu dördüncü seviye yapınca ne geliyor? Daha da fazla buff veriyor herhalde. Bunu mu alsak? Bunu alalım ya.
Ha, içinde ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok, aldım rastgele. Buradan başka bir şey alamıyorum. Olsa geldik. Bunda elektrik karakterleri avantajlı. O yüzden Clarin'de oynayabilirim. Aslında Yaemiko'yu falan aradan çıkaralım. Şöyle Yaemiko'yu koyduk. Irara da aradan çıksın. Ignare de çıksın hatta. Tamam ya, böyle bir takım yapalım. Bunlar bir aradan çıksın. Yaymiko bitmiş. İşte Tignari ile keselim. Kim geldi? Güzel, Nahide geldi. Nahide bulunsun artık. Bu arada benim Nahidem Konski, onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun. Buradan yanma reaksiyonu almaya gerek var mı? Yanma oynayan bir Kinich var. Diğer karakterler yanma oynamıyor. Buradan aslında yanma reaksiyonu buff almaya gerek fazla yok. Yani rastgele yoldaş alalım. Evet, kötü geldi biraz. DPS'im 3 tane var aslında. Peking alayım ya, dursun. Ücretsiz hediye geldi. Bir yoldaş sahnesi seçtiğinde bir karakter daha kadroya eklenir. Güzel, bunu alalım. Overload buff'ı güzel. Ben zaten para bitti diyecektim. Ücretsiz şey geldi. Ha, şunu alayım bari. Bunu alamıyorum. Şuradan kolay olan buydu. Aynen, bunlar kolay, o yüzden buna girdim. Ha, koruma şeyi. Tamam, daha da kolay. Böyle kötü olanları bir atalım. Kinich de sadece yanmayla oynuyor. O yüzden Kinich'i de atalım. Ama yanına ne koyacağım? Ha, Beidou mu koyacağız yanına? Yana koyacak karakter yok. Beidou koyacağız mecbur. Yani Beidou'yu kullanmayız ama. Evet, güzel kaçırdım. Ultiyi de atayım. Ha, bunda yanma yok. Hemen Pyro uygulayalım. Şöyle bir şey yapacağım. Sen buraya gelebilir misin? Tamam, güzel. Çünkü burada biri doğacak diyecektim. Şu bombalardan birine oturursa neden AFK duruyorsun sen orada öyle? Evet, 10 yıl sonra aklına geldi hareket etmek. Bu da yanmıyor. Neyse, zamanla ilgili sıkıntımız olmadığı için sorun değil. B'de öyle keseyim bari şunu. Ha, yalnız ulti atmayacaktım. Ne yaptım ben? Şimdi B'de Pyro'yu silecek. Aa, yo, B'de'nin şeyi etkilen mi? Aa, doğru. Bu Kin için elemental yeteneği, ya vurdukları elemental skill olarak geçtiği için B'de tetiklemiyor. Doğru, onu unuttum. Baizu'mu, Xingqiu'mu. Şimdilik bir bu karakterimiz olsun ya. Bir Xingqiu'yu alalım. Evet, rastgele yoldaş alalım. Şuradan bir tane. Dinei mi, Fischl mı, Baizu mu? La, Fischl alacağım. Fischl'i aldım. Şey kalmadı zaten. Bu Spectre'lara girmem ben. Bunları keseceğiz. Viking'de veya Clorinde ile kesilebilir bu arada bunlar. Aggravate takımı kaldı zaten. Keking'i harcayayım. Mecbur böyle harcayacağım. Ayda gidecek biraz. Yani mecbur böyle harcayacağız. Ulti atmıyorum çünkü ulti atmaya gerek yok. Biraz yanıma gelsen. Ha, güzel oldu. Aggravate buff'ı çok iyi sanırım. Bunlar tek yiyor. Tamamdır, bitti.
Yani bir sonraki düşman Nahida isteyecek. Çünkü elektrik hasarı yemiyor. Artık istemeyecek. Haliç'ine geldi. Haliç'in öyle keseriz o elektrik şeyini. Uçan kuş muydu neydi o? Şu işte. Da overload atacağız. O yüzden overload buff alalım. Ateş hasarı verelim. Doğa karakteri bir bayz var. O yüzden şunu almayacağım. Elektrik karakterine ihtiyacım yok aslında. Bayağı var. Evet bayağı var dediğim 3 tane kalmış. Ya rastgele ver şuradan bir Shevruz'u da yok edeyim şu boss'u. Al işte Shevruz gelmedi. Allah Cookie alacağım elektrik karakteri diye. Böyle Hyperbloom oynarım belki ama Dendrom da yok. Ben Baizu'mu alsam ya. Ben Baizu alayım bence. Biraz Dendro'ya ihtiyacım var gibi hissettim. Neyse şu boss'u keselim. Yük nasıl keseceğiz? Brilliant Arlecchino oynayabilirim. Aslında bu ikisi keser. Tek yeter. Xingqiu koyup Vayp de atabilirim. Aynen Xing. Böyle Xingqiu Vayp atalım. Valla elektrik karakterleri bir şey yapmıyor. Dendro karakterine de ihtiyacım yok ama şöyle bir şey yapalım bari. Garip bir takım oldu ama neyse. Ve Burgeon Arlecchino. Evet kolaydı. Raiden mı? Sino mu? Raiden daha fazla takıma gidiyor diye Raiden aldım. Ama bir Shevruz gelmedi yani. Nasıl gelmedi bilmiyorum. Diğer bosslar neydi? Ha, bu yılan var bir de şu son boss. Son boss'u Arlecchino bırakmak aslında daha iyi olabilir ama. Ateş karakterine ihtiyacım var mı? Aslında Shevruz ve Bennett gelirse aynen şuradan alalım bir tane. Güzel Shevruz geldi. Tamam Arlecchino Shevruz'u da yok edecek. Bir tane takımımız hazır. Buradan kolay olan şu dinozorlar var. Ya yani uçsalar bile sorun değil ya. Bu dinozorları Keking'le kessek daha iyi aslında. Şöyle Keking, Baizu. Işıl'ı hiç kullanasım yok. Arlecchino ile kullanırım ama. Daha Chlorine'deyi de harcayayım ya. Buraya bir karakter daha gerek. Chilonen'e harcasam mı? Chilonen'e harcayayım mı? Valla hadi Raiden harcayayım ya. Çok garip bir takım oldu ama olsun. Ben Baizu'yla uygulayalım Dendromuzu. Çünkü zaten aggravate buff'ımız çok fazla vurduğu için sorun olmuyor. Baizu'nun bir ultisi gelsin. Hatta biraz da Raiden'la keselim. Tamamdır. Burada bitti. Cookie mi? Cookie mi? Fark etmez aslında aynen. Cookie alalım. Şöyle bir şeyi düşündüm. Ateş karakteri ister mi Shevruz takımında diye de zaten Shevruz takımı hem elektrik hem ateş istiyor. O yüzden yani bir şey fark etmiyor. Şuradan buff'ı da alalım. Daha dördüncü seviye buff da geldi. Çok iyi. Allah bilmiyorum hangisi daha iyi. Şunu alalım bari. Tamamdır ya. Buff'larımız gayet iyi. Maxlandı buff'lar. Şuradan boss'a girelim. Bu boss'u nasıl keseceğiz? Chilonen harcayalım. Nahida. Xingqiu'yu harcasam aslında daha iyi gibi ama aynen Chilonen harcamayalım. Xingqiu koyalım. Takım böyle. Evet. Hyperbloom takımı. Raiden'in elemental yeteneğini kullanmasak daha iyi gibi. Hyperbloom çalmaması için. Çünkü benim Raiden element ustalığında değil. Şöyle Nahida ile vuralım. O nasıl bana çarptı ya? Tamamdır. Kolayca kestik. Aa, ikisi de fark etmez. Dehya'yı alalım. 9. perdedeyiz. Buff'a ihtiyacım yok. Elektrik karakterine ihtiyacım var. Şimdi bir dakika. Son katta Shevruz oynayacağız. Shevruz diyorum. İşte Shevruz Arlecchino. Fischl. Dehya. Hani Dehya koyarım muhtemelen. Daha az hasar almak için. Ama bu katta ne oynayacağız? Elektrik karakterine ihtiyaç var gibi ya. Aynen Sino aslında ateş karakterine ihtiyacımız daha da fazla var gibi. Yo elektrik ya. Aynen elektrik karakterine ihtiyaç var. Tamam buradan alayım bunu. Tamam fark etmez zaten Sino var bir tane. Evet şimdi burada bunlar var. Ama bu ünlem var bunlarda. Bunları kessek bunun buz kalkanı var. Tamam ya keselim. Bir şey olmaz zaten Shevruz oynayacağız. Shevruz'u koyduk. Elektrik Sino var. Dehya'yı da kullan. Sino. Vallahi Cookie gitti gibi. Aynen Cookie gitti. Bunu oynayacağız mecbur. Şunun kalkanı kıralım biraz.
Evet, E'ye basılı tutmadım. En sevdiğim. Orada Overload Sign'ı ilk defa oynuyorum. Ve tekrar başlayalım. Zaten öldü. Tamam, kolaydı ya. Buff'lardan dolayı sanırım çok kolay kestik. Daha kesmeye gerek yok. Bırakalım. Tamamdır. Aa, Bennett geldi. Çok iyi. Yani son boss'a tek atacağız gibi. Bu sayede. Yoldaşa gerek yok. Demli nadir hediye mi? Buna da gerek yok. Hadi alalım. Yani alalım şundan. Yok, bir şey gelmedi. Ya bir şeye ihtiyacım yok. Ben direkt başlayacağım ya. İlk takımımız şu olacak. Arlecchino, Chevreuse, Fischl, Bennett. Evet. Ve inşallah tek yemeyeceğiz. Chevreuse, Fischl, Bennett, Arlecchino. Zaten bu takım oyundaki en iyi takımlardan biri. Ona iyi geldi yani. Ve Fischl'la charge atalım ki Chevreuse'un buff gelsin. Evet, bu attığı şeyleri dodge'lamamız gerek. Biraz iyi atalım. Biraz bekleyeceğim bunun kalkanını almasını. Tık. Ve kestik. Jenner'i hızlıca geçelim. Gerek yok bakmaya. 10 yıldız aldık değil mi? Evet. Şuradan ödülleri de aldık mı? Bitti. Ya bu mod bana çok kolay geliyor. Bilmiyorum. Böyle ayda bir geliyor, yapıyorum. İşte burada. Sonra hiç girmiyorum bir daha. Ya ben bu modu pek sevemedim ama yine oynuyoruz işte. Prima veriyor diye. Ya taktik. Valla çok da bir taktiği yok aslında. Karakteriniz varsa geçiyorsunuz. Her videoda aynı şeyi söylüyorum. Karakteriniz varsa geçiyorsunuz. Ya karakteriniz var. Kasılıysa işte 70 üstü şunları karşılıyorsanız geçiyorsunuz, gerçekten fazla bir şey yok. Bir de yani arkadaşınızın karakterini de alabiliyorsunuz. Oradan bir tane Cons 6'sı olan veya Cons 2'si olan bir karakter aldığınızda zaten o karakteriyle beleş iki kat geçiyorsunuz. Yani o yüzden fazla bir şey yok modda. Tabi takım kurmayı bilmeniz gerekiyor işte. Bu modun olayı o. Takım kurabilme. Onu biliyorsanız yani geçmeniz kolay oluyor. Tamamdır. Ödülleri de aldık. O zaman bugünlük bu kadar da, böyle yeni tiyatroyu oynayayım, göstereyim dedim. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.